Ben bayrağı açmadım bir saniye. Ben bayrağı açacağım. Hocam bayrağı yok. Bu vatanı bize armağan eden, 1071'den beri bu topraklar için toprağa düşmüş olan bütün şehitlerimiz için ve bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Konuşma yapması için arzu ederlerse Sayın Kaymakamımız Oltan Ayraktar'dan konuşma yapmasını arz ediyorum. Kıymetli Belediye Başkanım, kıymetli mesai arkadaşlarımız, kıymetli vatandaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı ortamda, bu anlamlı programda sizlerle buluşmaktan duyduğum mutluluğu, memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Vatan deyince Anadolu akla gelir. Evet, Anadolu deyince, Anadolu'ya herhangi bir saldırı olunca bizim milletimiz yek vücut olur. Dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı, her türlü farklılıklarımıza, her türlü farklı düşüncelerimize, farklı yaşantılarımıza rağmen söz konusu vatanın birliği, beraberliği, vatanın bekası olunca her bir araya geliriz, kenetleniriz ve yek vücut oluruz. Onun için bu anlamlı program söylemiş olduğum yek vücut olma noktasında büyük bir anlam ifade ediyor. Bu güzel programı organize eden başta muhtarımız olmak üzere tüm destek sunan, katkı sunan, emek veren herkese, tüm köylülerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devlet, millet ne kadar birbirine kenetlenirse, devlet için ne kadar fazla mücadele eder, devletine ne kadar fazla destek olursa o oranda devlet güçlü olur. Onun için biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimiz devletinin her zaman arkasındadır. Coğrafyasının, toprağının, Anadolu coğrafyasının her zaman savunucusu olmuştur. Ve bu bağlamda bizim emsali görülmemiş bir ordu olan Türk ordusu da takdire şayan geçmişte mücadeleler vermiştir, kahramanlıklar göstermiştir. Ve bugün de aynı şekilde sınır ötesinde en güzel şekilde mücadelesini yapmaktadır. Ve bu manada hem devletinden hem de milletinden de en güzel şekilde desteğini almaktadır. Düşmana karşı sonunda en şanlı zaferi gördük. Hamzalar Ortaokulu 7 ve 8. sınıf öğrencilerini komando andını okumak üzere buraya sahneye davet ediyorum. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. İlahi ya Rabbi, bizlerin kalplerini birleştir, işlerimizi düzelt ve bizleri selamet yurdu olan cennete ulaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bölgemize, ülkemize, ümmeti Muhammed'e birlik ve dirlik nasip eyle. Yeniden dirilebilmeyi nasip ve müessel eyle. İlahi ya Rabbi, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda olan kardeşlerimizi bütün kötülüklerden, her türlü şerlerden koru ya Rabbi. Salimen ve ganimen yeniden ülkelerine, ailelerine, ülkemize dönebilmeyi nasip ve müessere eyle. Yine yevme yegûmül hisâb, rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklarımız, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, suyu sert, insanı mert, Bozkır'ımız her zaman devletinin, milletinin, vatanının, Mehmetçiğin yanında olmuştur. Bundan sonra da her zaman yanında olacaktır. Bunun en güzel örneklerinden birini burada yaşamaktayız. Çok sevgili Hamzalarlı kardeşlerim, sizlerin alın teriyle ürettiğiniz, işlediğiniz üzümlerimizi bugün askerimize güç, kuvvet vermek için sınır ötesine çatışan Mehmetçiğimize göndermek için burada bulunmaktayız. Üzümlerimiz Mehmetçiğimize güç versin, kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin.